Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yepyeni bir konuyla daha karşınızdayız. Dördüncü sınıf bilim, teknoloji ve toplum ünitesini şöyle baştan sona bir tekrar edeceğiz. Boşluk doldurmalar var, soru çözümleri yapacağız, etkinlikler yapacağız ve konumuzu harika bir şekilde öğrenmeye, kavramaya çalışacağız. Dilerseniz hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bizim hayatımızda teknoloji nerede aslında her yerde değil mi? Artık günümüzde çağımız bilgi çağı olduğu için, bilişim çağı olduğu için teknoloji her yerde diyebiliriz. Teknoloji arkadaşlar hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Beslenmede, temizlikte, haberleşmede, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, eğlencede dahi biz bu teknolojik aletlerden ya da teknolojiden yararlanıyoruz diyebiliriz. Mesela arkadaşlar beslenmede fırın kullanıyoruz evlerimizde, değil mi? Buzdolabı kullanıyoruz. Yiyeceklerimizi saklamak için mutfak robotu var. Mesela ne olabilir? Evet, buraya buzdolabı diyelim. Buzdolabı, mutfak robotu, mikser, birçok bunu belki daha da çoğaltabiliriz. Tost makinesi gibi bu ürünleri daha da çoğaltabiliriz. Temizlikte mesela Yıkanan çamaşırlarımızın ütülenmesinde ütü kullanıyoruz. Çamaşır makinesi kullanıyoruz. Bulaşık az önce mesela yemek yedik diyelim. Beslenmede e, ortaya çıkan bulaşıkların yıkanması için bulaşık makinesi kullanıyoruz aynı şekilde. Haberleşme sektöründe ise e, mesela neler var? Telefon kullanıyoruz. En çok şu an hemen hemen herkesin elinde var artık. Yani e, İlkokul belki bilmiyorum şu an sizde olmayabilir ama ortaokula geçen birçok öğrencinin elinde artık telefon bulunuyor. Anne babalarıyla aileleriyle haberleşsinler diye aileleri bunu e, yani yapabiliyor, verebiliyor onlara. E, aynı şekilde televizyon oturup haber izleyebiliyoruz. Spor maçları, müsabakalarını izleyebiliyoruz. Onlardan haberimiz olmuş oluyor. Bilgisayarlardan yine birçok şeyi araştırabiliyoruz. Sonra tabletler var arkadaşlar. Buralardan da yine bazı araştırmalarda bulunup, haber edinebiliyoruz. Haberimiz olabiliyor bazı şeylerden. Ulaşımdaysa hızlı trenler var. Değil mi? Bakın gemiler var. Hızlı giden gemiler, kocaman büyük gemiler var. Uçaklar var, arabalar var. Yani bunu yine aynı şekilde sayabiliriz. Birçok yerde de yine bu aletlerden, bu araçlardan, teknolojik ürünlerden yararlanıyoruz. Sağlıkta Stetoskop denilen bu şekilde bakın doktorların genellikle boynunda görmeye alışkın olduğumuz ve insanların göğsünü, sırtını, işte iç organlarını falan dinledikleri bir alettir bu. Röntgen cihazı yine teknolojik ürünlerden bir tanesidir ee, ve mesela diğeri tomografi cihazlarıdır. Biraz daha vücudumuzun içini detaylı bir şekilde gösteren cihazlardır bunlar. Aynı şekilde böbrek yetmezliği olan kişilerde arkadaşlar boşaltım sistemiyle alakalı hastalık olabilir, rahatsızlık olabilir, böbrek yetmezliği de varsa onların girdikleri haftada bir bağlandıkları bir makine var. Diyaliz makinesi bu çok önemli. Buna bağlanmazlarsa hayatları gerçekten çok zor olabilir. Hatta ölümcül bile olabilir. Bu sebeple bakın yani insan sağlığı açısından da birçok alanda teknolojiden yararlanıyoruz diyebiliriz. Eğitimde ise en bariz örneği şu an beni izliyorsunuz arkadaşlar. Bakın belki sınıfta açıp izleyen yani öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız var. Projeksiyon değil mi? Yani bütün bir sınıfın izleyebilmesi için, böyle bir iki kişi değil, kocaman bir topluluğun izleyebilmesi için projeksiyona ihtiyaç duyuluyor. Bakın eğitimde kullanılıyor bunlar. Sınıflarımızda var. Akıllı tahtalar var arkadaşlar. Ve yazıcılar kullanıyoruz. Mesela bu kağıtlar çıktı olarak alınıyor sınav zamanında mesela çoğaltıldığında falan bilgisayardan çıktı alındığında yine yazıcılardan fotokopi makinelerinden yararlanıyor öğretmenlerimiz. Eğlence sektöründe ise arkadaşlar radyo dinleyerek eğlenebiliriz. Mesela ne olabilir? Televizyonda bir şeyler seyrederek eğlenebiliriz. Tabletlerden bir şeyler izleyebiliriz, oyun oynayabiliriz. Kulaklıklardan yine aynı şekilde müzik dinleyerek de eğlenebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar çoğaltılabilir. Luna parklara gitsek yine luna parklarda da birçok motorla çalışan teknolojik aletler vardır. Çarpışan arabalar, işte dönme dolaplar, değil mi? Bakın bunları yine e, bu örnekleri sizler de yine hayalinizde, hayal gücünüzde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı böyle bazı e, işte örnekler verilmiş. Bu etkinliği birlikte bir yapmaya çalışalım. Durdur çöz şeklinde de kendiniz yapabilirsiniz dilerseniz. Aşağıda verilen örneklerin hangi teknoloji alanına girdiğini yanlarına yazınız demiş. Annem sabah erkenden kalkarak ofis arkadaşlarına bilgilendirme maili attı. Arkadaşlar mail nereden atılır? Tabii ki bilgisayardan atılır. Evet bilgisayar. Ha diyeceksiniz ki hocam artık günümüzde cep telefonları da bilgisayar gibi ya da tabletler de bilgisayar gibi. Evet onlar da olabilir. Sonuçta onların da altyapısı bilgisayara dayanmış oluyor. Arkadaşlar bu iletişim teknolojisi olmuş oluyor. Bakın ne oldu? Arkadaşlarıyla iletişim kurmuş oldu. Onlara bir bilgilendirme maili attıysa demek ki onlarla iletişim kurmuş oldu. Bu iletişim teknolojisine girmiş oluyor. Babam. Uzun süredir devam eden karın ağrısı sebebiyle bugün ultrason çekimine girecek. Ha, bakın ultrason cihazı. Arkadaşlar bu sağlık teknolojisine girmiş oluyor, değil mi? Bir ağrısı var, bir hastalığı, bir rahatsızlığı var. Hastaneye gitti ve onu doktorlar ultrason cihazına e, işte bağladılar ve incelemeye başladılar. Bu sağlık teknolojisine girmiş olacak. Abim üniversiteye gitmek için her sabah metroya biner. Hmm, demek ki. Bir yerden bir yere gitmiş oluyor, ulaşıyor değil mi? O zaman ulaşım teknolojisi diyebiliriz buna. Bugün akıllı tahtadan ders işledik. Evet, dersi sınıfta işleriz değil mi? Okulda işleyebiliriz. Bu eğitimle alakalıdır. Arkadaşlar, bu sebeple eğitim teknolojisi ile bunu doldurabiliriz. "Evi aramak için benim cep telefonumu kullanabilirsin." dedi. Hemen arkadaşına size mesela cep telefonunu uzattı diyelim. Ne oluyor? Bu da bakın haberleşme ya da iletişim diyebiliriz buraya. İkisi de olabilir iletişim. Yani evdekilere haber vermiş oluyorsunuz. İletişim ya da haberleşme teknolojisi olarak bunu düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 5 tane soruyu umarım siz de doğru cevaplamışsınızdır. Hemen devam edelim. Teknolojik gelişmeler. Tamam. Hep yani bir şey bulundu, aynı bulunduğu haliyle kaldı diyemeyiz, değil mi? Zaman içerisinde onlar gelişti. O ürünler, icat edilen ürünler, bulunan keşfedilen ürünler gelişim gösterdi. Arkadaşlar bu gelişim bilimsel gelişmeler neticesinde olan bir durumdur. Yani bilim geliştikçe, bilimde yeni bir şeyler icat edildikçe, keşfedildikçe, fizikte, matematikte, kimyada, biyolojide değil mi? Bakın yeni yeni şeyler bulundukça bu gelişmeler bizim kullandığımız teknolojik araçlara, aletlere de yansıyor. Yani bunlara yeni özellikler katmış oluyor diyebiliriz ve onları da sürekli böylece yenilemiş oluyor. Mesela Önceden evlerimizde kullandığımız ben hatırlıyorum çocukluğumda. Hala belki evlerinde olanlar vardır, antika gibi mesela bir yerde duruyor olabilir. E ben hatırlıyorum çocukluğumuzda böyle tüplü televizyonlarımız vardı bizim. Evet tüplü TV diyorduk buna. Tüplü televizyon ekranı küçüktür, böyle biraz bombelidir, görüntü biraz puslu olabilir, net çıkmayabilir. Ama şu an günümüzde mağazalara bir gidiyoruz, ekranlar kocaman, görüntü çok net. Yani sanki izlediğimiz işte varlıklar ya da kişiler yanımızdaymış gibi, canlıymış gibi yeni televizyonlar var değil mi arkadaşlar? Mesela ne olabilir? LED televizyonlar var mesela. İşte LCD ekranlar var ve farklı farklı çoğaltabiliriz bunu. HD kalitede işte Ultra HD kalitede böyle görüntüler verilebiliyor. Bu da işte bilimsel gelişmelerin sonucunda ekranın büyütülmesi, görüntünün netleştirilmesi işte o ışıkla alakalı ya da oradaki elektrik sinyallerinde yapılan o gelişmeler, bilimsel icatlar belki bu tür televizyonların üretilmesinin yolunu açmış olabilir. Önceden mesela ütüye bakalım. Önceden arkadaşlar ütülerde herhangi bir şekilde bakın böyle bir elektriğe ihtiyaç duyulmazdı. Ama onun da kendi içinde sıkıntıları vardı. Nasıl sıkıntıları vardı? Yani e, şu gördüğünüz haznenin içerisine arkadaşlar köz ya da kor konulurdu. Sıcak kor böyle ateş ocaktan alınırdı konulurdu. Sıcaklığı öyle sağlanıyordu. Altı da düzdü. Onunla ütüleme işlemi gerçekleştiriliyordu. Ama çok fazla böyle e, yeterli miktarda düzleşme sağlanmayabiliyordu. Ama günümüzde öyle mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin buharlı ütüler var artık değil mi? buhar verebiliyor. Buhar sayesinde çok iyi böyle keskin ütülemeler yapabiliyor büyüklerimiz. Yani elektrikli olduğu için zaten bundaki kor mesela soğumaya başladığında ütüyü yani bırakmanız gerekiyor ya da içine tekrardan kor koymanız gerekiyor ama bunda öyle değil. Elektrikli olduğu için düğmesine bastığınız müddetçe o ütülemeye devam edecektir diyebiliriz. Bakın teknolojik gelişmelerin bu tür icatlara ya da bu tür ürünlere bakın böyle gelişmeler veya işte yenilikler kattığını söyleyebiliriz. Peki bu e, gelişmelerin yani teknolojik gelişmelerin nedenleri ne? Yeni bulunan icatların diğerlerini etkilemesi. Yani bir icat bulduk. Aa buharlı yapsak mı acaba dediler mesela bir şey keşfettiler. O zaman buradaki buhar özelliğini hemen ne yaptılar? Buna belki eklemiş olabilirler gibi. E, i̇nsan ihtiyaçları artmış olabilir arkadaşlar. İnsan ihtiyaçlarının insan ihtiyaçlarının artması sonucunda da yine e, bu e, işte gelişmeler yaşanıyor olabilir çünkü adam der ki ben niye hani bunu e, işte zorlanıyorum ki daha kolayı yok mu daha iyi ütüleyeni yok mu gibi mesela kendince sorular sorabilir bu şekilde bu ihtiyaçlar da bazı icatları ya da yenilikleri doğurabilir çevreye ve doğaya daha az zararlı ürünler geliştirilmiş olur diyebiliriz daha az zararlı evet, daha az zarar veren daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi de yine teknolojik gelişmelerin nedenleri arasındandır. Mesela geçmişte arabalar, e, hatta ne diyelim, trenler kömürle çalışıyordu, oradan elde edilen buhar gücüyle hareket ettiriliyordu. E, bu kömürden çıkan gazlar doğayı, e, havayı ya da kirletmiyor mu? Kirletiyor. Ama şimdi Elektrikli trenler var mesela değil mi? Ya da benzinli doğaya daha az zarar veren trenler var. Arabalarda bile şu anda benzinli araçlardan artık elektrikli ya da hibrit araçlara geçiş yaşanıyor değil mi? Birçok şirket ya da firma e, diyor ki ben işte 10 yıl sonra artık tamamen elektrikli arabalar üreteceğim diyor. Artık benzinli araba ya da dizel araba üretmeyeceğim diyor. Bunlar da ne oluyor? Bakın dolaylı olarak bu gelişimler, teknolojik gelişimler doğaya daha az zarar verilmesine de e, sebep olmuş oluyor ya da yardımcı olmuş oluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ifadelerimizin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. Burada ben kalemlerimi hazırlıyorum hemen kırmızı ve yeşil kalemlerimi. Matbaanın icat edilmesi iletişimi kolay ve hızlı hale getirmiştir deniliyor. Şimdi bakalım. Matbaa icat edilmiş. Önceden ne yapıyorduk? Kağıtlara böyle elle yazıyordu. Katipler vardı, böyle elle yazıyorlardı. Ama şimdi Matbaa sayesinde o kopyalanıyor ve çok hızlı bir şekilde yüzlerce, binlerce, on binlerce nüsha ya da örnek çoğaltılıp hızlı bir şekilde dağıtılmış ha veya işte ne diyelim dağıtılmış oluyor diyebiliriz. Doğru. Diğer arkadaşlar, traktörün kullanılması ile birlikte tarımda çalışan insan gücü sayısı hızla artmıştır. Önceden traktör yokken değil mi hayvan gücünden ve insan gücünden yararlanılıyordu. Ama traktör varken artık yani hızlı bir şekilde toprak ya da işte arazi sürülebileceği için önceden insanlar sürüyordu onu ya da işliyordu. Şimdi traktör sayesinde belki 10 kişi çalışıyordu tarlada. Şimdi 2 kişiyle 3 kişiyle belki o halledilebilecek. Ama bakın ne oldu? Teknoloji her zaman faydalı mı? İşte bazen de böyle insan gücüne olan ihtiyacı azalttığı için işsizlik anlamında da biraz sıkıntı ya da sorun oluşturabiliyor. Bu sebeple traktörün kullanılmasıyla birlikte tarımda çalışan insan gücü sayısı Aksine azalmıştır, azalmaya başlamıştır, artmamıştır. Bilgisayarlar insan hayatına televizyondan daha önce girmiştir diyor. Arkadaşlar ilk olarak televizyonlar vardı değil mi? Yani evlerimizde oturuyorduk. Ben en azından çocukken öyle hatırlıyorum. Televizyon vardı. Evde hiçbir şekilde bilgisayar yoktu. Çok nadir. Ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Koca mahallede belki bir ailede ya da bir evde bilgisayar vardır. O da muhtemelen mahallenin en zenginidir. Yani bilgisayarlar da pahalıydı önceden. Şu an belki her evde neredeyse bilgisayar var. Ama önceden öyle değildi. Bu sebeple televizyon bilgisayardan önce icat edilmiştir. Bilgisayarlar televizyonun önce icat edilmiştir. Ya da hayatımıza girmiştir diyemeyiz. Yanlış. Floresan lambalar var. Bir de led ampuller var arkadaşlar. Floresan lamba led ampulden daha önce icat edilmiştir diyebiliriz. Çünkü led ampuller daha tasarruflu daha az enerji harcıyor. Bunlar daha az enerjiyle daha fazla parlaklık verebiliyorlar. Ama floresan lambalarda enerji sarfiyatı veya işte enerji kullanımı fazladır. Bu ifade doğru bir ifade. Ulaşım araçlarının gelişimi motorun icadı ile başlar. Arkadaşlar ulaşım icadı bakın e, ulaşım icadı dedim affedersiniz. Ulaşım araçları yani sadece son 100 yılda değildi ki bundan 500 yıl, 1000 yıl önce de ulaşım araçları vardı. İnsanlar orada da yine arabalar kullanıyordu. Ama bu arabalarda arabayı çeken hayvanlar oluyordu. At arabaları yani olmuş oluyordu ya da insanların kendisi bu arabaları çekiyordu. Bu sebeple ulaşım araçlarının gelişimi burada tekerleğin icadıyla başlar arkadaşlar. Son derece önemli. Sümerlerin bulmuş olduğu arkadaşlar tekerlek. Bunu yine öğreneceksiniz. E, ilerleyen süreçte Tekerleğin icadı ile birlikte ulaşımda çok önemli yol kat edilmiştir diyebiliriz. Bu sebeple ulaşım araçlarının gelişimi tekerleğin icadı ile başlar. Doğru ama motorun icadı dersek yanlış olmuş olur. Ulaşım alanında kullanılan ilk trenler kömürle çalışırdı. Doğru. Hatta bu kömürün yani vermiş olduğu enerjiyle e, su dolu böyle büyük hazneler var. Oradaki su işte kaynatılıyor ve ondan çıkan buhar gücüyle e, işte pistonlar hareket ettiriliyor ve koca tren yol almış oluyor diyebiliriz. Bu sebeple kömüre ihtiyaç duyuluyordu. Hatta e, trenin bir kısmında iki tane işçi bulunur böyle ocağa sürekli kömür atarlar ki daha fazla ateş oluşsun, daha fazla enerji versin ve e, hızlı bir şekilde tren gidebilsin. Geçmişe göre arkadaşlar günümüzdeki telefonların ekranı daha küçüktür. Hayır tam tersine ilk icat edilen cep telefonları vardı bakın onların ekranları çok küçüktü. Şu kadar yani baya baya küçüktü ama şu an kullandığımız cep telefonlarının yani benim e, avucumun içi kadar böyle kocaman hatta elimi de kaplayacak şekilde böyle ekranları var. Kocaman ekranları var diyebiliriz. Bu sebeple bu ifade yanlış bir ifade diyoruz. Geçmişe göre günümüzdeki telefonların ekranı küçük değildir daha büyüktür dememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, icat ve mucitten biraz bahsedelim. E, bilinen bilgilerden faydalanarak arkadaşlar daha önce e, bulunmamış bir bilgiye ulaşılması ya da keşfedilmemiş diyelim, keşfedilmemiş bir bilgiye keşfedilmemiş bir bilgiye ulaşılması ve yeni bir ürün yapılması. Kimse bulmamış, keşfetmemiş. Allah Allah böyle bir şey yok. Ampul mesela yok. Önceden böyle bir şey yok ampulü bulan işte Edison mesela ne yapmış? Değil mi? Bakın böyle kendince bir yol haritası izlemiş ama defalarca, yüzlerce, binlerce kez belki denedikten sonra ampulü buluyor. Bakın zor bir şey bir de hemen bulunabilecek bir şey değil. Kurşun kalem, işte radyo. Ama dikkat edin bunlar hep bir iyi yani ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Yani niye ben etrafımı daha fazla aydınlatamıyorum? Niye ben yazmak için böyle bir çubuk şeklinde bir şey kullanmıyorum diyen insanlar bunları keşfetmiş diyebiliriz. Mucit arkadaşlar, icadı gerçekleştiren kişidir, değil mi? Mucitler arkadaşlar böyle meraklı insanlardır. Araştırır, sorgular. Niye der sürekli? Niye bu böyle değil? Niye bu daha iyi olmuyor? Niye bu e, işte daha böyle gelişmiş olmasın, daha rahat olmasın? Buna ben şu özelliği eklesem acaba daha güzel olabilir mi? Kullanışlı olabilir mi diye sürekli sorgulamışlar hayatı arkadaşlar. Böyle kişiler. Örneğin mesela telefonun mucidi kimdir? Graham Bell'dir arkadaşlar değil mi? Graham Bell diyebiliriz. Evet Graham Bell'i de buraya yazmış olduk, anmış olduk. E, ampulün mucidi Edison. Diğerlerine de geleceğiz şimdi. Bulunan ya da icat edilen ürünün sahibine verilen buluş belgesini arkadaşlar bakın önemlidir bu. Yani ona ait olduğunu ispat eden bir şeydir bu. Patent adını veriyoruz arkadaşlar. Patent niye önemli? Patent belgesini alırsa arkadaşlar bu ürünü satmaya çalıştığında başkaları bu ürünü kopyalayamaz. Ondan izin almadan bu ürünü kopyalayıp satamazlar. Ancak bu ürünü icat eden kişi bundan ticari kazanç sağlayabilir. Bu açıdan patent alması son derece önemli. Mesela arkadaşlar burada bazı bilim insanları verilmiş. Samuel Morse. Arkadaşlar kendisi telgrafın mucididir. Evet bakın. Morse alfabesini bilir misiniz? Morse alfabesi arkadaşlar önemli ee, yani bir nevi ne diyelim böyle nokta nokta çizgi nokta bilmiyorum benden sonra belki durdurup e, videoyu da aynı şekilde araştırma yapabilirsiniz Morse alfabesi arkadaşlar e, yani bir alfabe çeşidi böyle harfler yok A B C D şeklinde ama nokta nokta çizgiler böyle bir araya gelerek harfleri oluşturuyor zaten. E biraz inceler araştırırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Burada işte telgrafta bu nokta nokta çizgi şeklinde bu Morse alfabesinden yararlanarak hem mesajı gönderen kişi hem de mesajı alan kişinin bu telgraftaki Morse alfabesini biliyor olması gerekiyor. Böyle bir şartı var. E, Guglielmo Marconi arkadaşlar radyonun mucididir. Burada verilen bir eski bir radyo var bakın mesela. Bu radyonun ilk mucidi Guglielmo Marconi İtalyan bilim insanı. John Logie Baird arkadaşlar. Televizyonun mucididir. Televizyon. Johannes Gutenberg arkadaşlar. Çok çok önemli. Matbaanın mucididir. Matbaayı bulan kişidir. Ve bu da ne oluyor? Kağıdın ya da işte e, yazılı eserlerin hızlı bir şekilde basılıp insanlara dağıtılmasına yardımcı oluyor. Wright kardeşler arkadaşlar. Uçak. Bunlar ilk uçağı yapan ve uçabilen kişilerdir bu açıdan önemli. Louis Pasteur arkadaşlar kuduz aşısını bulmuştur. Kuduz aşısını bulan kişidir. Ve aynı zamanda mesela evlerimizde bulunan işte marketten aldığımız ne diyelim pastörize sütler vardır değil mi? Bunlar uzun süre bozulmadan Louis Pasteur'ün bulmuş olduğu yöntem sayesinde buna biz pastörizasyon diyoruz. Bu yöntem sayesinde uzun süre saklayabiliyoruz. Pastörizasyon. Hatta ne diyelim pastörize sütlerden aklımıza gelsin diyebiliriz. Uzun süre raflarda kalabiliyor. Bir ay iki ay kadar kalabiliyor. Nikolas işte Conte ise arkadaşlar kurşun kalemin mucididir. Evet kurşun kalem diyebiliriz. Bunu icat eden kişidir Nicolas Conte. Evet arkadaşlar hayaller gerçek oluyor denilmiş. Şimdi bir bakalım. Hayal ve merak arkadaşlar değil mi? İcatların temelini oluşturur. Yani bir şey icat edilecekse önce merak edilmesi gerekiyor. Ee, az önce de anlatmaya çalışmıştım onunla alakalı bazı işte araştırmalar, ihtiyaçlar olması lazım. Merak edilmesi lazım ve ondan sonra da ortaya işte proje vesaire yapılıp e, yani bir ürün konulması gerekiyor. Bilim insanları çok iyi birer arkadaşlar nedir? E, gözlemcidir arkadaşlar. Yani çevrelerini gözlemcidir. Çevrelerini çok iyi bir şekilde gözlemlerler ve e, yani bu şekilde pek çok projeyi ve tasarımı doğayı ve çevrelerini gözlemleyerek yapmışlardır. Doğadan esinlenmiş oluyorlar aslında. Mesela ne olabilir? Pıtrak bitkisi mesela doğada var, dikenler var değil mi böyle? Ne oluyor? Bundan mesela bilim insanları etkilenerek cırt cırtlı bantları icat etmişler. Bakın cırt cırtlı bantlar yani elbiselerimizde, ayakkabılarımızda falan kullanıyoruz bunu. Yani o dikenlerin birbirine işte dolanması ve takılması sonucunda onları ayırmak zordur. O zaman demiş ki cırt cırtlı bantları ben yapayım ve elbiseleri, işte ayakkabımı falan bir araya getirmek için bunları kullanayım. Uçurtmadan esitlenerek ya da işte uçan kuşlardan esinlenerek arkadaşlar uçaklar yapılmış. Ardından mesela Yusufçuk Böyle e, ne diyelim böceği vardır ya da uçan böyle bir hayvan vardır çok güzeldir Yusufçuk böceğinden esinlenerek arkadaşlar helikopter yapılmıştır yine bu da önemli uçan araçlar yapılmıştır dronlar da aynı şekilde onlardan esinlenerek yapılmıştır diyebiliriz peki gözlemci olan işte mucitler bir ihtiyaç belirlediler arkadaşlar ne oluyor Bununla alakalı proje geliştirecekler yani tamam ben böyle bir ihtiyaç var hmm, tamam ama bunlarla alakalı bir şey yapmam lazım. Ne yapacak? Önce problem belirlenecek. Mesela ne olabilir? Ampulün icadı ile başlayalım mesela. Problem ne? İşte akşamları evler yeterince aydınlatılmıyor olabilir. Yani mum ışığı aydınlatmıyor olabilir, şamdan yakılmıştır, aydınlatmıyor olabilir yeterince. Bununla alakalı problem belirlendi. Bir planlama yapacak. Bana neler lazım? Bunları bir not edecek. Sonra bununla alakalı araştırmalar yapacak. Bakın Edison bile az önce söylemiştim defalarca kez deneyler yapıyor arkadaşlar. Araştırma ve bununla alakalı veri toplayacak. Ardından hazırlık yapacak, insanlara sunum yapacak bunu. Mantıklı mı, değil mi? Olur mu, eksiği var mı gibi. ardından da değerlendirme süreciyle beraber bunu ortaya koyup bakalım çalıştıracak, deney yapacak yani bununla alakalı. Çalıştıracak. Çalışıyorsa ne hala, çalışmıyorsa belki tekrar başa dönecek ve o ürünü ee, az önce de belirttiğim gibi Edison gibi belki yüzlerce kez deneyecek. Çalışana kadar. Olmadı bir daha şurayı değiştireyim, burayı değiştiririm, bunu çıkarırım, buna eklerim gibi bu tür çalışmalar yapması gerekiyor. Arkadaşlar, ülkemizde yeni buluşlar için çalışma yapan kuruluşumuz TÜBİTAK'tır. Çok önemli. Bu çalışmaları destekleyen, yapan, orada mühendislerin, bilim insanlarının işte bulunduğu kuruluş TÜBİTAK'tır arkadaşlar dedik ve artık yavaş yavaş sona geliyoruz sanırım az kaldı hemen bakalım bir doğru yanlış etkinliği var şimdi buraya kadar arkadaşlar yani öğrendiklerimizle alakalı tam teknoloji iyi bir şey kullanıyoruz ee, işte onun gelişimi için neler yapılmış icat edilen şeyler neler kimler icat etti bunlara değindik bir de arkadaşlar teknoloji zarar vermesin diyeceğiz ama öncesinde bir ışık açmam lazım çok affedersiniz biraz karanlık oldu Hemen şöyle ışığımızı açalım. Evet. Devam edebiliriz. Şimdi teknoloji zarar vermesin arkadaşlar. Nasıl zarar vermeyecek? Aldığımız teknolojik ürünlerin arkadaşlar bir kere kullanım kılavuzuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Kullanım kılavuzunu mutlaka okumamız gerekiyor. Yani birçok arkadaşımız belki kullanım kılavuzunu okumadan kenara atıyor olabilir ama kullanım kılavuzunun okunmasında fayda var. Bilmediğimiz belki bazı özellikler vardır o üründe onlara dikkat etmeden işte kullanarak belki bize zarar vermesine neden olabiliriz. Aman dikkat. Laptop işte mesela ne olabilir? Dizüstü bilgisayar diyoruz diğer adıyla. Kucakta veya bacaklarımızın üstünde olmamalı. Mutlaka üstüne bir engel koyabiliriz. Yastık olabilir, işte bir sehpa olabilir, bir şey olabilir ya da masada oturup çalışmalıyız. Direkt bacağımızda ya da işte kucağımızda olursa o hem bilgisayarın doğrudan bize yaydığı radyasyondan etkilenmiş oluyoruz hem de bizim oturma şeklimize de işte bozukluk vermiş oluyor. Orada bir bozulma meydana gelebilir. Oturma şeklimizi olumsuz etkilediği için işte kas ve eklem ağrıları meydana gelebilir. Yatak odasında arkadaşlar yani uyuduğunuz odada teknolojik ürün bulundurmamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü onlar teknolojik ürünler, radyasyon yayan ürünlerdir. Kullanılmadığı durumlarda teknolojik aletlerin arkadaşlar fişini de çekmeyi ihmal etmeyelim ki enerji tasarrufu sağlanmış olsun. Çok küçük bir enerji belki ama yine de bunu küçümsemesek güzel olur. E, bu sebeple fişini çekmekte fayda var diyebiliriz. Arkadaşlar teknolojik ürünleri kullanırken yapılan bazı hatalardan bir bahsedelim. Mesela burada dört tane örnek vermişiz. Mesela otomobil bu bir teknolojik üründür. Aşırı hız yapmak arkadaşlar değil mi? Allah korusun bir felakete bir sıkıntıya kazaya yol açabilir. Bu sebeple aşırı hız otomobilde yapılan hatalardan bir tanesi. İlaçlar kullanılırken mesela yanlış kullanım olabiliyor arkadaşlar. Doktor kontrolü olmadan ya da doktor tavsiye etmemiş hemen ilaç kullanılabiliyor. Bu sağlığımız açısından sıkıntı oluşturabilir. Cep telefonuyla arkadaşlar uzun süreli konuşmak ya da kullanım, elime aldım saatlerce oyun oynadım falan. Bakın boyun fıtığı bile olabilir. Sürekli ekrana eğik bir şekilde baktığımız için, boynumuz eğik olduğu için sıkıntılar oluşabilir. Ve kulaklıkla arkadaşlar yüksek sesli müzik dinlemek de yine e, bizim kulaklarımız açısından e, işte işitme sağlığımız açısından sorunlar sıkıntılar oluşturabilir diyoruz. Röntgen gerekli durumlar dışında diyelim ki işte ne diyeyim, düştük bir yerimizde bir ağrı sızı var eklemlerimizde kemiklerimizde sıkıntı, bir acı var doktora gittik tamam röntgen çekeriz orada sıkıntı yok orası kırık mı çatlak mı anlamak için doktor bunu tavsiye eder ama sürekli ya ben gideyim şuramı çektireyim, işte eklemlerime bakayım, parmaklarıma bakayım. işte düzgün mü değil mi falan. Böyle gidip sık sık röntgen çektirilmez. Zaten hastanede de buna müsaade etmezler. Gerekli durumlar dışında sık sık röntgen çektirmek vücudumuz açısından zararlıdır. Çünkü o röntgen çektirilirken çok ciddi bir radyasyon yayılıyor. Bu da bizi iç organlarımızı hatta genlerimizi dahi olumsuz etkileyebilir diyoruz. Arızalanan veya kullanılamaz hale gelen teknolojik ürünler hop çöpe mi? Hayır arkadaşlar aman dikkat. Geri dönüşüme gidebilir bunlar. Geri dönüşüm yapılarak tekrar tekrar kullanılabilir. Geri dönüşüm aynı zamanda ülke ekonomimiz açısından da faydalar sağlayacaktır. Ve bunlar çöpe gittiğinde atık miktarı artacak orada. Çöplükte bir sürü madde olacak ama ne gerek var çöplüğe gitmesin. Geri dönüşüm kutularına gitsin. Fabrikalarda tekrardan değerlendirilip Yeni ürün olarak bize dönebilir ve aynı zamanda ülke ekonomimize de katkı sağlamış olur diyoruz. Evet arkadaşlar. Lütfen bu sayfayı durdurup yapmayı ihmal etmeyin. Cümlelerin başına doğruysa dik yanlışsa çarpı koyacağız. Hemen kalemlerimi hazırlıyorum. Burada. Evet ilk cümleyi siz de okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Bilgisayar kullanımı sırasında oturma şeklimiz. Yanlış olursa bel ve boyunda ağrılar hissedebiliriz. Çok doğru. Fıtık bile olabiliriz. Değil mi? Bakın buralarda e, e, ne diyelim iskelet sistemimizde destek ve hareket sistemimizde sıkıntılar olabilir. Kullanmayı bildiğimiz ürünlerin kullanma kılavuzunu okumaya gerek yoktur. Hayır. Yeni bir özellik eklenmiş olabilir. Bilmiyoruzdur belki. Yanlış kullanım sonucunda bize zarar verebilir. İlk cümleyle alakalı da oturma şeklinde mesela sandalyede oturuyorsak arkadaşlar dik oturmaya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani dik böyle eğik ve kambur bir şekilde oturursak sandalyede yani bilgisayarda böyle diyelim ki oturuyoruz eğik bir şekilde oturursak sıkıntılar olabilir. Yani bel bölgemizde, omuzlarımızda, bacaklarımızda aynı şekilde ve uzun sürede oturmak sıkıntı uyuşur bacaklarımız. Saatlerce oturursak uyuşabilir. Bilgisayara bağımlı kalırsak arkadaşlar sosyal yönümüz zayıflar mı? Evet zayıflar. İnsan ilişkileri diyoruz buna. İnsan ilişkilerimiz zayıflayabilir. Bu sebeple çok fazla bu tür işte tabletli bilgisayarda onlara e, haddinden fazla zaman ayırmamak gerekiyor. Yani belki günlük bir saat olabilir ama bir saatten fazla iki saat, 3 saat, 4-5 saat oynayanlar var belki. Hani çok ayrı bir alemde onlar. Yani bambaşka sanal alemlerde olmuş oluyor. Ama... Böyle buna bir zaman koysak ve ayarını bilsek arkadaşlar sıkıntı olmaz. insanlarla ilişkilerimiz de daha güçlü olmuş olur. İhtiyaçlarımıza yönelik ürünler geliştirmek sadece bilim insanlarının görevi mi? Hayır. Tabii ki hayır. Yani bu icatları sadece bilim insanları yapar diyemeyiz. Yani başka insanlar da, mucitler de çıkabilir. Halk arasından da okumamıştır. Mühendis değildir belki, bilim insanı değildir ama yaptığı icatlarla çevresindeki insanları rahatlatır onlara böyle güzellikler iyilikler sunabilir. Yani illa böyle teknolojik bir ürün olmasa da elindeki parçalarla aletlerle bir şey yapmış olabilir arkadaşlar. Bu sebeple sadece bilim insanlarının görevidir ya da onlar yapar diyemeyiz. Bir sorunu çözmek için araştırma yaparak çözüm yollarını gösteren bilimsel çalışmalara proje adı verilir. Evet arkadaşlar doğru. Bir sorun var, çözmek için proje hazırlıyorum ve çözüm yolları arıyorum. Evet diğer sorumuz kil tabletlerle başlayan süreç yani yazı yazılıyordu değil mi kil tabletlere? Bu süreç günümüzde bilgisayarlarla devam etmektedir. Evet biz şu anda yazıları bilgisayardan yazabiliyoruz. Doğru. Islak elle elektrikli aletlere dokunabiliriz demiş. Bu yanlış çünkü elektrik çarpma riskini arttırmış oluyoruz. Yani ee, ne diyelim kuruysa belki elektrik çarpmaz ama ıslak olduğu için Elektrik oradan oraya atlamada daha kolay hareket eder ve oradan da elektrik akımına yakalanıp çarpılabiliriz. Allah korusun diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet üniteyi baştan sona şöyle bir tekrar etmeye çalıştık sizler için. Umarız faydalı olmuştur, keyifli olmuştur. Ee, bizlere selam gönderen Hacı Nazım Turgut İlkokulu Öğrencileri ve Hedise Ev Yap İlkokulu Öğrencilerine bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz.